Amacıların halini size göstermesini rica ediyorum. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi Avrupa'nın bir ucundan ta buraya sözde demokratlar işte bu broşürü dağıtmak için geldiler ve zaten haberde de gördük, sınır dışı edildi bu şahıs. Bunun gibi birçok yabancı medya kuruluşu, birçok yabancı sivil toplum kuruluşu da burada. Türkiye aleyhine yayınlar yapmaya çalışıyorlar. Sığınmacıları Türkiye'nin zorla sınıra getirdiğine yönelik bazı bilgiler aktarıyorlar ama ben yaklaşık 8 gündür buralardayım. Buradaki izlenimlerimi size kısaca aktaracak olursam, diyaloğa girdiğim yüzlerce sığınmacıdan hiçbirinden Türkiye aleyhine bir şikayet duymadım. Türkiye'den Allah razı olsun bizlere ekmek verdiler, bizlere barınacak yer verdiler. Biz Türkiye'den şikayetçi değiliz. Biz kendi isteğimizle çocuklarımızın geleceği için, daha iyi şartlarda yaşayabilmek için, daha iyi para kazanabilmek, çocuklarımızı daha iyi şartlarda okutabilmek için Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Ve özellikle belirttikleri bir nokta da şu, bizler Yunanistan'da kalmak istemiyoruz. Yunanistan'ın bu korkusu neden anlamıyoruz. Bizler Avrupa'ya yani Batı Avrupa ülkelerine gitmek istiyoruz. Haliyle de Yunanistan'ın bir zarar vermeyeceğiz. Biz orayı bir yol olarak kullanacağız ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Ki zaten haberlerde de son günlerde bu çıkıyor. Yunanistan'daki bu şiddetin artmasının nedeni aslında Batı Avrupa ülkelerinden gelen baskı ki bu Yunanistan sınırına Batı Avrupa ülkelerinden askerlerin, paralı askerlerin de geldiğini söyleyebiliriz. Etten duvar örmüş Yunan ordusu. Öyle ki eller tetikte bekliyor bu bölgede. Ama dediğimiz gibi artık buradaki sığınmacıların akın akın gelmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Zira bu rakam arttıkça yani sınır geçmeyi başaran sığınmacıların sayısı arttıkça Anadolu'dan, İstanbul'dan da Edirne'ye yani Yunanistan'a geçmek için sınıra gelen sığınmacıların sayısı her geçen gün artıyor İbrahim Sadri. Tahir İnan, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hepinizin oradaki bütün meslektaşlarımıza kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Tez zamanda seni tekrar İstanbul'da görmek ümidiyle. Önlemleri, eli ıslak kişileri ayıpladınız diyor. Yani arkadaşlar, ayıplamadım. Yani ben böyle hoşlanmıyorum. Yani sadece bu benim kendi şahsi görüşüm. Tabii sizin şeyine de saygı duyuyorum. Birbirimize saygı duyalım değil mi? Ne güzel. Hani hayat böyle daha güzel. Şimdi İzmir'deyim. İzmir valisiyle görüşeceğim. Tabii sağ olsun bizi davet etti İzmir valimiz. Sohbet ettik şöyle bir saat oturduk. Siyaset gündemi konuştuk. Oradan birisi geldi. Ya dedi siz dedi ben sizi çok itici biliyordum dedi. Orada adam esnafmış. Vali Bey'in de yakınıymış. O abimize de bir günaydınlar dilerim. İsmini unuttum şu an tam aklımda değil de. Yani beni tanımayanlar belki öyle. Hani böyle kendinde bir şey görüyor. Egosu var. Ben gerçekten öyle biri değilim. Yani ben normal sizin gibi standart bir insanım arkadaşlar. Tek sevdam ülkem. Evet ülkemi çok seviyorum. Vatanımızı çok seviyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani ülkemizin daha medeni bir şekilde yürümesi için, ülkemizde insanların daha refah içinde, huzur içinde, adalet bir şekilde yaşamak istiyoruz. Tek isteğimiz budur arkadaşlar. Şimdi şunu soruyorum size. Arkadaşımız Aşkın Şeker'i aradım telefonda. Aşkın dedim, bu koronavirüsü nedir dedim. İnsanlara bir İstanbullulara bir mikrofon uzat. Bir sor dedim sokaktaki vatandaş ne kadar biliyor koronavirüsünü ve bu virüs için ne yapmalıdır diye sordum. Bakın ne cevaplar aldık. Ama Çin'den yayıldığı söylendi. İşte bir takım şeyler değişimlerle falan bağışıklık sistemini çökerttiği falan söyleniyor. Ben metrobüse bindiğimde Türkçe konuşan insan yok. Koronavirüs tüm dünyayı tehdit ediyor. Dünyada koronavirüs nedeniyle 3200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs hızla yayılırken vatandaş koronavirüs hakkında ne kadar bilgi sahibi? Koronavirüs nedir? Bir mikrop nedir? Şeyden gelen bir mikrop. Çin müdür nedir? Oradan gelen bir mikrop. Bir hastalık bütün dünyada bayağı büyük bir sıkıntı yaratan bir hastalık. Ateş, soğuk algınlığıyla başlıyor belirtileri, yorgunluk. Daha sonra yüksek ateş ve büyük bir gribal enfeksiyon olarak dönüşüm yapıyor bildiğim kadarıyla. İnsanların nefesiyle, yapışmasıyla falan geçen bir virüs yayılıyor. Ama toplumda hani böyle bize bir şey olmaz mantığıyla hiçbir şey de yapılmıyor. Vatandaşa göre koronavirüsten korunmak için hijyen kurallarına uymak şart. Koronavirüsten korunmak için neler yapıyorsunuz? Ya mümkün olduğu kadar insanlarla çok yakın temasta olmamaya çalışıyoruz ama İşimiz gereği bütün gün dışarıdayız tabii. Toplu taşıma araçlarını kullanmıyoruz. Kendi özel aracımızı kullanıyoruz. Tokalaşmıyoruz, sarılmıyoruz.
mümkün olduğu kadar şeylerle ellerimizi temizlemeye çalışıyoruz. Bu, başka da bir şey yapmıyoruz açıkçası. Temiz, elini temiz yıkayacaksın, yüzünü temizleyeceksin, kendini temiz tutacaksın. Arkadaşlarınla tokalaştığın zaman kendini bir daha sileceksin. Bunları söylememize aslında gerek yok. Müslüman temiz olur. Şimdi reklamlar.